Değerli izleyicilerimiz, bu arada özele çay alımları da devam ediyor. Gördüğünüz gibi çay alımları devam etmekte. Vatandaşlar devlete veremediği çayları, vatandaşlar devlete veremediği çayları özele veriyor. Şu anda gördüğünüz gibi evet, çaylar geldi. Çaylar şu anda tartılıyor. Evet, evet. Vatandaş devlete çay veremeyince gördüğünüz gibi şu anda özele çayları veriyor. Özelde çay alışları devam ediyor. Şu anda evet, gördüğünüz gibi peşin olarak paralarını alıyorlar, gidiyorlar. Üçüncü sürgün başladı biliyorsunuz. Tabii halkın da tepkisi var. Çünkü yeni başladı. Fabrikalar fazla dolu değil diyorlar. Alım yeri bile boş diyorlar. Bir takım etkiler devam ediyor. Ona rağmen çay alınmıyor diyorlar. Sıkıntılar var. Bu nedenle çaylarını devlete veremeyenler gördüğünüz gibi evet, özele çaylarını veriyorlar. Vatandaşımız çayını da sattı. Kolay gelsin. Kısa bir şey sorabilir miyiz? Tabii. Gördüğümüz kadarıyla paranızı da aldınız, evet, cebinize abi koydunuz. İsminiz ne? Azim. Azim soyadım? Gönder. Biz az çok tanıyoruz tabii de Azim Bey. Paraları da peşini almışsınız. Paraları da peşini aldık, bir problem yok. Devlete veremediniz veya vermediniz devlete herhalde. Devlete verdik, kotamızı doldurduk, fazlalığını. Fazlalığını buraya verdiniz. Devlete verdik, kotayı doldurduk. Kotayı yani doldurduğunuz için ama şimdi kotamızı. Evet, bir takım böyle şikayetler var. Daha sürüm yeni başladı, fabrikalar boş, alım yerleri boş olduğu halde böyle kota söz konusu oluyor diyorlar. Bu nedenle de biz de bir an önce çayı biçip vermek istiyoruz ama böyle mağdur kalıyoruz. Ama özellere de veriyoruz diyor. Sizin böyle bir sıkıntınız var mı? Yani çay mesela fabrikalar şu an tam kapasiteyle dolu değil diyorlar. Çay elimleri şu an boş diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu durumlarda? Yani çay elimleri dolu mu? Sizin verdiğiniz çay elim yeri mesela kotasını alıyor, dolduruyor. Yani günlük kotası var alım evinin. Onu aldıktan sonra biz onu aldıktan sonra geri kalan ne kadar bir şey bildiysek onu da buraya veriyorsunuz. Yani alan memnun, satan memnun. Yok, satan da memnun, alan da memnun. Tamam, çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi evet, vatandaşımız alan da memnun, satan da memnun diyor. Kolay gelsin. Evet, burada sektördeki arkadaşlarımız da çayları alıyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi hayat devam ediyor. Çay da mutlaka satılmalı. Çünkü çay dalında kalınmayacak. Şükürler olsun diyor. Evet. Evet, gerçekten de Allah razı olsun. Yani Karadeniz'e böyle bir medeniyeti, böyle bir geçim kaynağını Karadeniz'e sundu. Özellikle Karadeniz bölgesinde var. Evet, çayını gönül rahatlığıyla sattı ve şu anda vatandaşımız evet gidiyor. Gördüğünüz gibi alım ve satımlar devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, şu an itibariyle tabii ki değişebiliyor gününe göre. Evet, 2700'den çayın alındığını öğrendik. Tabii ki devlete çayını satamayan, veremeyen gelip peşin olarak parasını da buradan alacak. Dediğiniz gibi peşin olarak fazla da beklemeden çaylarını alıyorlar. İşte yine gördüğünüz gibi bir başka araçta yanaştı. O da dediğimiz gibi kotaya takılan insanlar, çaylarını mecburi elinde kalmasın diye özele veriyorlar. 2700 olarak açıklandı. Gördüğünüz gibi çaylar geliyor ve çaylar satılmaya devam ediyor. Az önce de bir aracımız geldi. Böylece vatandaş da bir an önce çayını elinden çıkartıyor. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, evet, hayat devam ediyor. Çaylar satılıyor. Fabrikalara ulaştırılıyor.
Evet, bugünkü çay hakkındaki bugünkü bilgilerimiz bu. Şu anda peşin olarak da 2700 olarak alındığını öğrendik. Peşin parayla 2700 olarak çaylarını veriyorlar. Evet. Ot daha pahalı. Bu arada siz evet ofta daha mı pahalı? Ot. Ha ot, pardon. Ben yanlış anladım. Evet, üreticimiz, çay üreticimiz maalesef ot daha pahalı diyor. Yani buradan da bir sistem var. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz evet ot almaya kalksanız daha fazla daha pahalı dedi. Evet, şimdilik çayla ilgili görüntülerimiz, bilgilerimiz bu kadar.